fanatikleri olduğumuz sürece bu oyunların bugün ve dün iki kez mavi ekranda saldım. Oyunu inceliyoruz. Şu anda bir şey söylemek yalnız çünkü yeni çıktı. O beni ilgilendirmez. Ben ilk çıktığımda incelesi bir Tarkov Tarkov oldu ben. Alelacele piyasayı sayı ve ne bileyim ben. Selamlar saygılar efendim. Bu videoda Greyzone Warfare oyununu inceleyeceğiz ve eleştireceğiz. Oyundan hiç 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 memnun kalmadım. Peki size tavsiye eder miyim? 17 dolarlık bir çıkış fiyatı var bu oyunun. Açıkçası 17 doları vermeye değmez. Çünkü oyun henüz hiç bitmemiş. Şunu söyleyebilirsiniz. Evet erken erişim. Bazı hatalar olacak. Bu yüzden bu hoş karşılanabilir mi diyeceksiniz. Bir yere kadar hoş karşılanabilir. Bu tip şeyler erken erişimdeki oyunlar bir yerden sonra hoş karşılanmaz. Benim başıma çok fazla şey geldi. Oyun çok fazla crash hatası verdi. Ve sistemim son seviye. Virüs koruyucum var. Ekran kartımın driverları, işlemcimin chipseti, anakartımın BIOS'u tamamının update'i yapılmış bir durumda. Bunlar ben çok fazla crash hatası aldım, mavi ekran hatası aldım 2-3 kez ki bugün olan oyundan sonra artık daha fazla bekleyemeyip bu videoyu çektim. Hoş güzel bir video çekmek isterdim. Ee, özellikle Hirotizo tarzı bir video çekmek isterdim. Belki ilerleyen zamanlarda gelir ama oyunu iade etmeyi dahi düşündüm. İade etmedim ama bu oyun olmamış deyip kenara koymayı düşünüyorum. Çünkü modern ve geliştirilebilir bir oyun motoru kullanmaları, Unreal Engine kullanmaları e, tabii ki eksikleri var. Bunları yavaş yavaş söyleyeceğiz. Oyunu bir kere Tarkov'la, Escape from Tarkov'la karşılaştıranlar var. Böyle bir şey alacağım ya da aldığımda böyle bir şey göreceğim diye düşünüyorsanız tamamen yanılıyorsunuz. Hiç alakası yok. Ghost Recon ve Daisy tarzı bir şey olmuş. Biraz Tarkov'dan almış. O loot mekanikleri işte birazcık e, yaralandığında bandaj yapmalar vesairedir. Bunlar Tarkov'dan alınmış. Onun dışında oyunun çok fazla hatası var. Grafikler güzel diyeceksiniz. Abi artık grafikleri kötü oyun yapabilmek zor. Eğer grafikleri kötü oyun yapıyorsanız bu gerçekten büyük başarıdır. Ki abi artık grafikleri geçin bence. Yıl kaç olmuş? Göremezsiniz. Ve ben şöyle söylüyorum. Bu oyunun grafikleri dışında şu anda eli tutulur bir şey yok. Oyun zaten daha uzun bir süre sonra çıkacaktı. Fakat Tarkovlu olan bu aylardan sonra alelacele piyasayı sürdüler ve oyunu çok fazla baklı sürdüler. Oyunda çok fazla lak alıyorsunuz. Oyunda çok fazla crash hatası alıyorsunuz. Oyunda çok fazla mavi ekran alıyorsunuz. Benim başıma bunlar geldi. Silah mekanikleri, silah tuşları, hissiyatları, adam vuruş ...dinamiği, yürümesi koşması zıplaması bunların hiçbiri beni tatmin etmiş değil. Peki bu oyunu niye aldın, kurdun ve hala iade etmedin bu kadar da hatadan sonra diyorsanız sadece bizim arkadaş grubumuz var. İşte Günaydır, Okan'dır, Fade, vesairedir. Onlar oyunu aldı. Onlar birlikte oynamayı düşünüyorum ve onlarla birlikte takımla birlikte oynandığında keyifli olabilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Onlara geldim bir kere oyun henüz bitmemiş, oyun çok fazla eksikleri var. Hala kalıyorsunuz. Ben çok fazla crash hatası aldım. Oyuna girdim attı, oyuna tekrar gittim attı. Server'a giriyorsunuz, server dolu, atıyor. Server'a giriyorsunuz, sıradasın diyor, 27. sıradasın diyor, bekliyorsun. 10 dakika birinci sıraya geçiyorsun ve oyuna başlıyorsun. Çok fazla lag var. Lag olmadığı zaman evet oynuyorsunuz fakat bu sefer benim başıma birkaç kez geldi. Oyundan attı birkaç kez crash hatası verdi. Geliştirecekler eminim. Belki güzel bir şey çıkacak ama şu anda oynanabilir bir oyun değil. İşte beni de zaten bu sinirlendirdi. Birçok yayıncı bana şöyle diyor genelde. Abi oyun nasıl diye sorduklarında şu anda bir şey söylemek erken. Çünkü oyun erken erişimde ve yeni çıktı biraz bekleyelim diyor. Ama hiçbir piyasada hiçbir alışverişte böyle bir ilişki yaşanmaz hiçbir zaman. Yani siz bir lokantaya gittiğinizde masaya oturduğunuzda büfeğiniz ya da etiniz ya da pide köftenizi sipariş ettiğinizde efendim buyurun pide köftenizin yarısı diğer yarısını birazdan pişireceğiz. Bu da tam pişmiş değil gördüğünüz gibi. Bu arada pidelerde dünden kalmış. İdare edin yeni açıldık. <laughs> Çatalımız da kalmamış. Hepsi bulaşıkta 4-5 tane var. Onları sizden öncekilere gel verdik. Bu arada aşçımız aradı. Bir 10 dakika sonra gelecekmiş. Ayrıca onun dışında da efendim kusura bakmayın ama peçetemiz de kalmamış. Kusura bakmayın bu bizim bu oyun aynen böyle bir oyun olmuş. Yani bu oyunu savunanlar için söylüyorum. Abi kötüyse kötü diyeceksin. Evet erken erişim ama berbat. Söylüyorum. Olmamış. Erken erişim ama berbat. Olmamış. Niye olmamış? Ben oyuna giremiyorum. Ben oyuna girdiğimde lag alıyorum. Ben her oyuna girdiğimde lag almaktan oynayamıyorum. Oynadığım 10 tane oyun varsa ikisi güzeldi. İkisinde lag almadan oynadım. 10 oyunun ikisinde iyi oynadım. 5'inde beni attı crash hatasından geri kalanları laklı oynadı ve ardından mavi ekran verdi. Bugün ve dün iki kez mavi ekran hatası aldım ama Windows'um göçme sebebi şeyine getirdi oyun. Biraz da sinirlendim açıkçası sakin de olmaya çalışıyorum ama biz oyuncuların bu şekilde fanatikleri olduğumuz sürece bu oyunların bunu savunanlar var. Diyor ki işte bir oyun olmamış diyor. Ya sen ne diyorsun diyor. Sen diyor erken şimdi biliyor mu diyor. Araştır diyor. Sen diyor bir erken şimdi Adamla yeni çıktı biraz sabret diyor. Kardeşim neyi inceliyorum o zaman ben? Oyunun şu anki halini inceliyorum değil mi? Yani ben şu anda bunu inceliyorsam şu anda bir şey söylemek. Merhaba e, videoya hoş geldiniz. Oyunu inceliyoruz. Şu anda bir şey söylemek yalnız çünkü yeni çıktı diye bir video yapmam lazım. Ama ne diyorum? Grafikler çok iyi olmuş abi. Atmosfer inanılmaz. Ki atmosfer falan inanılmaz. Grafikler iyi. Ki grafik iyi olmasın abi. Bakın Tarkov buna istinaden iyi mi grafik? Hayır ama hileli olmasına rağmen, problemleri olmasına rağmen şu anda özellikle kötü yönetilmesine rağmen hala Tarkov oynuyoruz. Ben bu oyunun iki kez mavi ekran hatasına verdikten sonra çıkıp Tarkov oynadım. Ve Ma Tarkov bana mavi ekran hatası vermedi. Ben Tarkov'u 6 aydır oynuyorum. Ve hiçbir bakla karşılaşmadım bir tane dışında. Ama Tarkov da çık çıktığında öyleydi. O beni ilgilendirmez. Ben ilk çıktığında inceleseydim Tarkov'u Tarkov'u da gömerdim. O beni ilgilendirmez. Ben ilk çıktığında inceleseydim Tarkov Tarkov'u da gömerdim. Neyse. Tekrar Greyzone Warfare'e döneyim. Çok da fazla uzun bir video olsun istemiyorum. 8 dakika falan konuşuyoruz şu anda. 8 dakikadır olmuş. Söyleyeceklerim genel itibariyle bu. Oyunda çok fazla lag var. Girdiğinizde hayal kırıklığı içerisine düşeceksiniz. Oyun bir Tarkov değil. Daisy tarzında bir oyun. Biraz da Ghost Recon'dan almış. İkisinin arası Operation Ghost Recon arası Operation Ghost Recon Flashpoint Daisy bunları böyle ka karıştırmış bir torbaya koymuş. Tarkov'un da bazı mekaniklerini almış, ortaya bir şey yapmaya çalışmış bir oyun. İlerleyen zamanlarda ne olur sorusuna ne bileyim ben diyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda ne olur sorusu şu, şunu getiriyor. Adamlar neye göre bir şeyleri düzeltecek? Adamlar neye update getirecek? Yani adam olumlu bir şey yaparsa evet alkışlayacağız ve evet oyun olmuş bakın oynuyoruz diyeceğiz. Hirot zero çekeceğiz. İnceleme videoları yapacağız. Eğitim videoları atacağız. Hep birlikte girip oynayacağız. Ama şu an için ben oyun iyi olur diyemiyorum. Oyun tek artısını söylüyorum. Unreal Engine ile yapılmış bir oyun. Başka bir artısı yok. Grafikleri güzel. Her oyunun grafikleri güzel artık abi. Her oyunun grafikleri güzel. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla başınızı artmak istemiyorum ama benim tavsiyem şu anda bu oyunu almayın. Şu anda bu oyunu alıp e, paranıza kıymayın. Evet iade edebiliyorsunuz. İade talebinde bulunuyorsunuz ve özellikle ben şu anda işte şu anda bulunamıyorum ben. Aslında bulunuyorum ama genelde iade etmezler. Aşağı yukarı bir gün geçmiş. Onun bir saat mi iki saat mi gibi bir e, sınır var. Benim o sınırı geçtiği için bir mantığı yok. Ben koydum kenara bizim ekiple oynarız diye. Bakalım oynayabilirsek ve güzel bir şey olursa o zaman da güzel bir video çekerim ve onu koyarım. Yani birazcık esnek olmamız lazım. Birazcık görüşlerimizi, gördüğümüz şey neyse onu söyleyebilmemiz lazım. Hiçbir oyun fanatiği olmayın. Hiçbir markanın, hiçbir şeyin fanisi olmayın. Bu size zarar verir. E, keyif almak istediğiniz şeylerden keyif almamanıza sebebiyet verir. Yani bu oyun bu, bunlardan biri olmamış. Bu yani bu. İsterseniz yorumlara yazın. Linç'in sorun değil olmamış. Görüşürüz bu kadar.